En üstün ibadet budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuğun kendilerine olan sevgi üzere anne babasına bakması ibadettir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, her ibadetin üstünde bir ibadet vardır ve biz Ehl-i Beyt'in sevgisi en üstün ibadettir. Allah'ın sevgilisi bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Alime bakmak ibadettir. Adil imama bakmak ibadettir. Rahmet ve yumuşaklıkla anne babaya bakmak ibadettir. Aziz ve celil olan Allah için sevilen kardeşe bakmak da ibadettir. Resulullah yine şöyle buyurdu. Allah'a güzel bir zanda bulunmak Allahu Teala'ya ibadettendir. Cebrail aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Eğer biz yeryüzünde ibadet etmiş olsaydık, üç şeyi yapardık. Müslümanlara su vermek, ailesi olana yardımcı olmak ve günahları örtmek. Hazreti Mesih aleyhisselam bir şahsa şöyle buyurmuştur. Sen ne iş yapıyorsun? O şöyle arz etti. Ben ibadetle uğraşıyorum. Hazreti İsa şöyle buyurdu. O halde senin masraflarını kim karşılıyor? O adam kardeşim dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam kardeşin senden daha çok ibadet edendir diye buyurdu. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanlardan bir grup Allah'a rağbet yani mükafat için kulluk eder. Bu tüccarların ibadetidir. Bir grup da Allah'tan korkarak kulluk eder. Bu da kölelerin kulluğudur. Bir grup da Allah'a şükretmek için kulluk eder. Bu da hürlerin ibadetidir. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. İbadet edenler üç kısımdır. Bir grup aziz ve celil olan Allah'a korkudan ibadet ederler ki bu kölelerin ibadetidir. Bir grup ise Allah Tebarek ve Teala'ya sevap talep ederek ibadet ederler ki bu ibadet de işçilerin ibadetidir. Ve bir grup da aziz ve celil olan Allah'a aşk ve muhabbet üzere ibadet ederler ki bu ibadet de özgürlerin ibadetidir. Bu ibadet en üstün ibadettir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, İnsanlar aziz ve celil olan Allah'a ibadette üç gruptur. Bir grubu sevaba rağbet ederek ibadet ederler. Bu ihtiraslı kimselerin ibadetidir ve de tamahtır. Diğer bir grubu ise cehennem ateşinin korkusundan ibadet eder ki bu da kölelerin ibadetidir. Bu da korkudur. Ama ben aziz ve celil olan Allah'a aşk ve muhabbet üzere ibadet ediyorum ki bu yüce insanların ibadetidir ve o da güven ve emandır. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur. Onlar o günün korkusundan güvendedirler. O halde her kim Allah'ı seviyorsa Allah da onu sever. Ve aziz ve celil olan Allah her kimi severse onu kıyamet gününün dehşetinden güvende kılar.